Merhaba, Bir Düşün Sen'in podcast kanalına hoş geldin. Bir önceki bölümümüzde tıp tarihindeki kadın hekimlerden bahsetmiştik. Kendi alanımızdaki kadınların tarihten bugüne olan rolünü anlamayı amaçladığımız bu serinin son bölümündeki konumuzsa tarihteki kadın sanatçılar olacak. Bilhassa resim sanatında kadınların verdiği mücadeleye tanıklık edeceğiz. Daha sonrasında ilham veren iki kadın sanatçının eserlerini yorumlayacağız. Öyleyse hazırsan konuyu sana devrediyorum. Sanat tarihi kitaplarını karıştırdığınızda, tarihteki en pahalı 10 tablonun sanatçılarına baktığımızda göze çarpan bir şey var ki o da bu sanatçıların hepsinin erkek olması. Bu sanatçılar yaşamları boyunca saygı gördü. Tercihleri doğrultusunda rahatlıkla sanat eğitimlerini aldılar ve özgürce üretimlerini sürdürdüler. Geleceğe kalıcı sanat eserleri bıraktılar. Eserleri dünyanın her yerinde, ünlü galerilerde sergilenmekte. Bu sayede günümüzde hala isimlerini hayranlıkla anıyoruz. Yapıtları üzerinden yüzyıllar geçse de insanlara tarihte yolculuk imkanı ve görsel haz deneyimini sunuyorlar. Ancak verilere bakıldığında görüyoruz ki bu şerefe nail olan sanatçıların çok büyük bir kısmını erkek sanatçılar oluşturuyor. Tarihte başarılı kadın sanatçılara rastlasak da sayısal yönden bakıldığında erkek cinsiyetinin ezici çoğunluğu göz ardı edilemez durumda. Peki ama neden? Kadınlar sanat nesnesi üretemiyorlar mıydı? Sanatsal kabiliyetleri cinsiyetlerine bağlı olarak yetersiz miydi? Ya da belki de sanattan pek de zevk almıyorlardı ve başka şeylerle ilgilenmek istediler. Tabii ki bunların hiçbiri değil. Cevap kısaca toplumdaki kadının rolüdür. O dönemlerde toplumda kadına biçilmiş belirli bir rol vardı. Bu rol çerçevesinde kadının görevi iyi bir eş ve anne olmak, ev işleriyle ilgilenmek ve boş zamanlarında el işleriyle uğraşması çerçevesinde olmuştur. Tarihte kadınların kariyerlerine odaklanmasının epey zaman aldığı görülmektedir. Toplumda çoğunluk onlara biçilen edilgen rollerde yer almaları dayatılmıştır. Birçok alanda onlara seçim hakkı verilmeden çevresinin yönlendirmesi sonucu kendilerine tek tip bir yaşam şekli belirlemiş ve o şekilde yaşamışlardır. Kişinin kendini keşfetmesi, dünyada sayısız deneyimi özgürce yaşaması o dönemki kadın için ulaşılmaz bir olasılıktı. Sanat konusuna gelirsek, sanat her bireyin hayata dair sentezlerini, özümsediği gerçeklerini, düşüncelerini estetik bir kaygı taşıyarak ifade etmesini içerir. Özünde sanat, kendini ifade etme aracıdır. Ve kadınların asıl sorunu da buydu. Kendini özgürce ifade etmelerine yeterince olanak sağlanamaması. Bu araçlardan biri olan sanatın da arka planda kalmasının nedenini buradan anlayabiliriz. Kendini ifade etme ihtiyacı varoluştan gelir. Bu nedenle düşünen, algılayan, gözlem yapabilen ve hisseden canlı türü olarak insan, cinsiyet gözetmeksizin sanat üretme hakkına sahip olmalıdır. O dönemki koşullara baktığımızda plastik sanat alanında da diğer alanda olduğu gibi eril bir düzenin hakim olduğunu görüyoruz. Peki bu eril düzende kadınların sanat eğitimi alması mümkün müydü? Pek de mümkün değildi diyebiliriz. Bunun nedenlerinden biri de sanat eğitiminin eski zamanlarda usta çırak yöntemiyle gerçekleşmesidir. Bu yöntem kuşaktan kuşağa aktarım şeklinde resim ustasının bilgi ve deneyimini yanında yetiştirmek üzere aldığı genç yaşlardaki çırağına aktarması şeklindedir. Örneğin Giotto ve Masaccio gibi ustalar nesiller sonra birçok yeni büyük ustanın yetişmesi için önemli temeller atmışlardır. Bu ustaların en önemlilerinden biri de Verrocchio'dur. O, Leonardo ve Botticelli gibi büyük ustaların hocası olmuştur. Usta yetiştirmek üzere kendine genç delikanlı erkeklerden seçer. Çırakların birçok mesuliyeti vardır ve genellikle ustanın yanında kalırlar. Atölyenin temizliği, fırçaların temizliği gibi basit denebilecek işlerin yanı sıra boya karışımları, tuval bezinin astarlanması, taslak çizimleri gibi işlerle de uğraşırlar. Ve belirli bir noktaya ulaştıklarında ustanın resimlerinin tamamlamasında yardımcı olurlar. Birlikte üretimin güzel örneklerinden biri Verrocchio ve öğrencisi Leonardo'nun yapmış oldukları İsa'nın Vaftizi isimli resimdir. O dönemde kadının ailesi dışında olan bir erkekle bu şekilde uzun süreli vakit geçirmesi uygun görülmezdi. Kadınların atölye ortamına girmeleri, resimler için modellik yapmaları sayesinde ya da şansları varsa yakınlık kurdukları erkekler nedeniyle olmuştur. Şayet bir kadının eşi, babası, erkek kardeşi ressamsa onlardan sanat eğitimi alarak resim faaliyetlerini sürdürme imkanları olmuştur.
Bu olasılık itibariyle sanat tarihindeki az sayıda kadın sanatçı yetişme fırsatı yakaladı. Örneğin Artemisia Gentileschi'nin babası ressam Orazio Gentileschi'dir. Judith Leicester ressam olan Jan Mies Molinar ile evlenmiştir. En önemli hayvan ressamlarından olan Rosa Bonheur, sanatçı bir ailede yetişip ilk eğitimini babasından almıştır. Avrupalı kadın sanatçıların hemen hemen hepsinin bu ilişki içinde oluşları göz ardı edilemez bir gerçektir. Akademiler kurulduğunda ortada durumlar nasıldı peki? Akademilere gelirsek, Avrupa'da akademilerin eğitim faaliyetlerine geçmesine karşın kadınlar akademilere kabul edilmediler. Neden olarak gösterilen gerekçelerden biri, nü model çiziminin kadın ahlakına uygun düşmediğiydi. Kadınlar akademideki atölyelerden uzak bırakıldı. Kadınların 17. yüzyılda eğitim konusunda ciddi anlamda dezavantajlı bulunmalarının yanında doğaları gereği aşağı oldukları da düşünülmektedir. 18. yüzyıldan itibaren ise kadınlar toplumsal, siyasal, sosyal ve pek çok alanda var olan eşitsizliklere ve toplum içindeki rollerine karşı erkeklerle eşit statü, eşit haklar ve özgürlükler için mücadeleye girişmişlerdir. Londra Kraliyet Sanat Akademisi kapılarını kadınlara ancak 1860'da Laura Herford'un baş harfleriyle çalışmasını gönderdikten sonra yanlışlıkla kabul edildiğinde açtı. Sunduğu çizimlerde baş harflerini kullanması sonucunda erkek olduğu varsayılmıştı ve bu sayede akademiye kabul edildi. Kraliyet Akademisi'ne girmeye hak kazanan ilk kadın sanatçı oldu. Onun bu girişimi Britanya kadınları için bir dönüm noktası oldu. Daha sonrasında kadınlar Bauhaus'a kabul edildi ancak orada da zanaata doğru itildiler. Kadınların sanat alanında geri planda kalmalarının nedenleri arasında dönemin ataerkil bakış açısı, eğitimde cinsiyet eşitsizliği, aile içinde görevlerin dağılımı, sosyal koşullar, toplum yapısı ve muhafazakar düşünce sistemi yer alır. Yolları engebeli olsa da geçen uzun süre zarfında kadınlar sanat alanında yerlerini almışlardır. Sanat üretme hakkına sonunda sahip olmuş kadınlar. Belki de en baştan bu eşitsizlikler olmasaydı günümüzdeki en pahalı tablolar arasında pek çok kadın ressamı görecektik. Son olarak günümüzdeki durum nedir? Ondan da biraz bahseder misin? Tabii. Bugünün tablosuna bakıldığından modern toplumlarda kız ve erkek öğrencilerin sanat eğitiminde bir farkı kalmamıştır. Kadınlar istekleri doğrultusunda kolaylıkla sanat eğitimi alıyorlar ve üretim gösterebiliyorlar. Ancak bütün bu nicel artışa rağmen ilginç olan nokta kadınların bu eğitimsel vaziyet alışı mesleki performansa dönüştüremeyişleridir. Sanat alanında başarılı kadınlar mevcut olsa da sayı olarak erkeklerle kıyaslandığında hala çok az olduğu görülür. Yüksek statü, prestij ve ekonomik avantajlara sahip pozisyonlar daha çok erkekler tarafından işgal edilmektedir. Bu durum aynen plastik sanatlar alanında da görülmektedir. Bu bize kadınların eğitim sürecine katılımlarının sayısal olarak arttırılmasının, eğitim sonrası toplumsal faaliyetlere katılımında erkeklerle eşit gerçekleştirmeye yetmediğini, bir başka deyişle mevcut kurumlaşmış cinsiyet farklılaşması örüntülerinin hala devam ettiğini göstermektedir. Yani daha yürünecek çok yolumuz var diyebiliriz. Yani aynı fırsatlar sağlansa bile kadın bir şekilde daha geride kalabiliyor hala. Bunun da en büyük sebebinin ev yaşamı olduğunu düşünüyorum. Hani bu toplumun içine yerleşmiş olan o algılar o kadar köklü ki yıkılması gerçekten zor. Bunların hepsi kadının üzerinde zıplamasını engelleyen bir tavan oluşturmuş. Ama o tavan hala gitmiş olsa bile biz hala o oradaymış gibi daha yükseğe zıplayamıyoruz. Daha yükseğe zıplayamıyoruz, daha yükseğe zıplamaya cesaret etmiyoruz belki de. Bu zihin yapısının değişmesi gerektiği olduğunu düşünüyorum. Bu toplumsal cinsiyet rollerinin yıkılması, esnemesi. Yani yoksa yine o en üst koltukları erkekler doldurmaya devam edecek. Evet, dediklerinde çok haklısın. Umarım bu da gitgide yıkılır. Bir önceki bölümde kadın şifacılarla ilgili bu iyileştirme dürtüsünün kadın doğasına uygun düştüğünden bahsetmiştik. Aynı şeyi sanat içinde söyleyebiliriz bence. Hatta günümüzde feminen meslekler içerisinde yer alıyor. Kadının içgüdüleri, derin kişiliği, duygusal tarafı, estetik algısı gibi sahip olduğu özellikler bu alanla harika bir şekilde eşleşiyor. Eğer geçmişte bu kadar engel olmasaydı şu an harika eserlere tanık olabilirdik. İyi bir potansiyelin kaybına uğramış oldu sanatseverler.
Ben de bir Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olarak sanat tarihi derslerinde neden bu kadar az kadın sanatçı ile karşılaştığımı bu araştırmayla öğrenmiş oldum. Son olarak ilham köşemize geçelim diyorum ben. Geçmişten ve günümüzden ilham aldığın iki kadın sanatçıyı dinleyicilerimizle paylaşalım istiyorum. Elbette. İlki Frida Kahlo. 21. yüzyılda oldukça popüler olmuş bir sanatçı. Özellikle portreleri elbet bir yerde dikkatinizi çekmiştir. 1907'de doğmuş olan Meksikalı ressam, resimlerinin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleriyle de tanınıyor. Beni Frida ile ilgili en çok etkileyen şey ise yaşamında karşılaştığı zorluklar karşısında, ki hafife alınmayacak talihsizliklerden bahsediyoruz. Örneğin geçirdiği otobüs kazası sonrası ölümden dönmüş olması, 32 tane ameliyat geçirmesi gerekmesi ve tüm bunlardan dolayı uzun süren yatakta geçirdiği bir tedavi söz konusu. Tüm olanlara rağmen Frida yatağında bile resimle iç içeydi. Sağlık durumu bu kadar kötüyken oldukça üretken olma hali beni çok etkiledi açıkçası. Aşka sahip çıkıyor, seyahat edip dünyayı keşfediyor. Aynı zamanda fikirleri olan bir kadın olması, politik görüşlerini özgürce ifade etmesi ve kendine has fiziksel görünümündeki tercihleri, tüm bu nedenlerle günümüzde bu kadar ikonlaşmasının bir feminizm akımı ile ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Tarihten fırlayan güçlü bir kadın var karşımızda. Ve tabii ki de bunun feminizmle alakası olacak. Bunları ayrı göremeyiz. O orijinal işte saçına çiçekler takması, yine feminenliğini kaybetmemesi, tek kaşı hani dediğin gibi tüylerini almaması ama ona rağmen gayet feminen durması, renklerle, canlılığıyla, o işte güçlü karakteriyle bunu bize vermesi kesinlikle bence ilişkili. Şimdi de Frida Kahlo'nun İki Frida isimli resmini yorumlayalım. Bu resmi inceleyebilmeniz için linkini aşağıya koyduk. İki Frida, Kahlo'nun Diego Rivera ile boşanması sırasında yapmış olduğu bir eser ve onun kaybını canlandırdığına inanılıyor. Burada Frida Kahlo kendisinin iki ayrı görünümünü resmetmiş. İki ayrı kimlik görüyoruz. Sol tarafta beyaz, Victorian elbisesiyle daha Avrupa'yı bir kadın varken, sağ tarafta daha geleneksel Meksikalı bir Frida var. Meksikalı Frida'nın eline yaklaştığımızda Diego Rivera'nın bir portresiyle karşılaşıyoruz. Resmi çevreleyen damar diğer yanda duran Frida'nın kalbine ve elinde tuttuğu makasa kadar uzanıyor. Frida o makasla o damarı kesmiş ve kanlar elbisesine bulaşmış. Oradaki damar aralarındaki bağı simgeliyor olabilir ve o bağın kesilmiş olması ayrılığı bize anlatıyor. Kucağına damlayan kan damlalarının Frida'nın geçirdiği ameliyatlara ve düşürdüğü bebeklere atıfta bulunduğu söyleniyor. Arka plandaki bulutlar onun iç dünyasındaki kaosu bize gösteriyor. Sanki o Meksikalı kadın dediğimiz daha böyle kıyafeti işte mavi tişört, geleneksel bir etek, elinde Diego'nun fotoğrafını tutması, onun o toy hali, aşık hali, eski hali, bir şeyler yaşamadan önceki hali ve daha sonra değişen bir Frida görüyoruz. Frida'nın diğer yanı, daha modern, daha bir şeyler görmüş, gezmiş ve akıllanmış belki de. Yani bir şeyler yaşamış, kanamış ve o kadının kesme kararı aldığını görüyoruz. Mesela sanat tarihindeki şeyler şey söylüyor, hani o Meksikalı kadının hani böyle kalplerinde de farklılıklar var ya, Victorian kadının kalbi daha böyle parçalanmış, evet, daha böyle kırıklı, diğerinin evet, daha dolu dolu. Orada şeyi söylüyorlar hani Diego'nun asıl Meksikalı Frida'yı sevdiğini, diğerini o kadar sevmediğini, yani diğeri terk edilen Frida'yken beyaz elbiseli olan Meksikalı Frida, işte Diego'nun sevdiği, ilk tanıştığı hal olan Frida diye söyleniyor. Belki de gerçekten öyledir. Hani ilk başta sahip oldukları şey, Frida değiştikçe, Diego da değiştikçe başka bir noktaya gelmiştir ilişki. Diego onun eski halini sevmiştir. Frida artık o kalıba uyamıyordur. Farklı biridir. Evet, dediğin şeyler bağı bence de doğru çünkü olabilir. Evet, bağı kesiyor. Yani Frida resimlerinde sembolik şeyleri çok net bir şekilde gösteren bir sanatçı. Tabii ki arka planında da bir şeyler öğreniyoruz ama yine de net bir şekilde bize bir şeyler sunmuş.
Orada bir acı çeken bir kadın var. Bir de eski hali var gibi. Belki hani resim, evet, Diego ile boşanması sırasında yapılmış ama daha çok kendisi, eski ben, şu anki ben ya da içindeki farklı şeyleri isteyen iki ses onu anlatıyordur. Hani sadece bir ayrılığı değil de kendisinin, yani bence öyle zaten, farklı istekleri olan iki versiyonunu ama birbirlerine bağlı olduğunu gösteriyordur. İki Frida tablosunu konuşmuş olduk böylece. Şimdi de günümüzden bir kadın sanatçıyla ikinci resmimizi de yorumlayalım. Günümüz kadın sanatçılarından bana ilham veren isim olan Burcu Perçin'den bahsedelim. Onun işlerini keyifle takip ediyorum. 1979 Ankara doğumlu, Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü mezunu. Sanatçı mekanın öne çıktığı çalışmalarıyla tanınıyor. İlk karşılaştığım eseri beni oldukça etkilemişti. Hem bu resimden hem de sanatçının işleri hakkındaki söylemlerinden bahsedelim istiyorum. Bu resmin adı Following the Steps of Aphrodisias. Yani Aphrodisias'ın adımlarını takip etmek. Perçin resimlerine kaynak oluşturmak için fotoğrafa başvuruyor. Fotoğraf makinesini alıp resmini yapmak istediği çoğunlukla terk edilmiş endüstriyel mekanları keşfe çıkıyor. Ve fotoğraflamanın ardından atölyesine gidip çalışmaya başladığını söylüyor. Tekniğinin kendine özgü, değişken ve deneysel bir teknik olduğunu belirten sanatçı, resimlerine bakılan mesafe ile tekniğin algısını değiştirebiliyor. Yakından bakıldığında soyut algılanan formlar biraz uzaklaştıkça bütünün parçası olarak fotoğrafik keskinliklere ulaşabiliyor. Dolayısıyla resminin aynı anda hem gerçekçi hem de soyut referans verdiğini ifade etmiş. Genelde endüstriyel mekanları resmetmesinin nedeni olarak insanın yarattığı endüstriyel düzen ve onun karmaşası, küreselleşmenin endüstriyel düzen içinde yarattığı işsizlik, yokluk ve çevre sorunlarını sorgulamak istediğini anlatıyor. Doğal dünya ile insan elinden çıkma dünya, kültür ile teknoloji arasında gidip geldiğini, etkilenen çevreyi görmezden gelmenin onun için zor olduğunu belirtmiş. Peki sen bu resmi sevdin mi? Bu resim sana neler hissettirdi? Ben resmi sevdim. Dediğin gibi böyle uzaktan baktığımda çok daha gerçekçiyken elimle zoomladığımda fotoğrafı, mesela heykele ya da başka bir yerlere, daha parçalı bir yapı görüyorum. Ama uzaktan baktığımda çoğu şey böyle tık 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 bir araya geliyor. Burada geçmiş hissi geliyor. Yapraklar çıkmış bu işte heykellerin ön kısmında. Hani tarih kokuyor biraz. Böyle görüyorum. Kompozisyon da güzel yapmış böyle. Yan tarafta heykeller, yol uzanıyor. Yolun işte kareleri mavi beyaz bir kontrast oluşturuyor. Ben çok beğendim. Ama dediğim gibi daha çok şeyi anımsattı o anlattıklarındansa. Hani endüstriyelliği çok görmedim. Sadece o heykeli makinevari çizmesi değişik geldi. Zaten anlattığım açıklamada hani sanatçının genel olarak çalışmalarıyla ilgiliydi. Hani direkt bu resimle ilgili değil de. Genelde mesela doğanın içine böyle bir küp çizdiği bir resim var. Başka resimleri de var. Endüstriyel böyle alanları da sıkça resmediyor. Ben de çok sevdim bu resmi. Böyle sanki zaman yolculuğu yapabilseydik atıyorum. Bu destinasyona gittik. Ve orada işte heykeller yıpranmış, işte solmuş, içlerinden bitkiler çıkmış. Üzerinden bir zaman geçtiğini dediğin gibi görüyoruz. Yani sanki orada zaman yolculuğu yapsaydık. Birden heykeller yenilenecekti, oradaki üstünden çıkan otlar gidecek. Sanki bana zaman yolculuğu destinasyonu gibi geldi. Ve bu heykel ve doğanın bir arada olduğu böyle fotoğraflamalarda görüyoruz. Bir heykel var doğanın içinde, böyle etrafında yeşil bitkiler. Yani o konsept de bana çok estetik geliyor. Bir bahçeyi bırakırsın ve zaman geçince o bahçede bir sürü ot belirir yani. O şunu şey yapar, hani o bahçeye kimse gelip uğraşmamış. Hani orada bırakılmış bir şey var ve zamanın geçmesi söz konusu. Bunları düşündürdü bana. Fotoğraf karesi izlenimi veriyor. Zaten fotoğrafçılıkla da çok uğraşıyor sanatçı. Fotoğrafik görüntüyü de çok sevdim. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Hem kadın ressamların tarihteki yerinden bahsetmiş olduk. Hem de iki adet sevdiğimiz kadın sanatçılardan iki tanesinin resmini yorumladık. Umarım bölümü keyifle dinlemişsinizdir. Açıklama kısmında sosyal medya adreslerimizi bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.